Okyanustaki Damlalar. Merhabalar efendim. TRT Name'de İstanbul Radyosu'ndan Okyanustaki Damlalar programından sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Yüzler. Ben Talat Er. Her hafta olduğu gibi birbirinden değerli konuklarımızı stüdyomuzda misafir ediyoruz ve birbirinden güzel eserlerle sizlere icralar yapıyoruz, konuklarımızı tanıtıyoruz efendim. Bugün apayrı bir heyecan içindeyiz Dilekçim. Evet, çok duygulandık aslında. Çocukluğumuz, gençliğimiz, yetişkinliğimiz, her şeyimiz bir anda gözümüzün önünden geçti. Hep kendisiyle zaman geçirdik, kendisinden faydalandık. Eserleri de siz yine hakeza hep ezberledik. Çalarken olsun, söylerken olsun. Hocamız yarım yüzyıldan daha fazla belki musikisine emek vermiş bir bestekar. Dilekçim, ben eserlerini çok seviyordum. Kendisini tanımadan önce çok sevdim. Ancak hocamızı tanıdıktan sonra daha da çok sevdim. Evet. O kadar değerli bir hocamız bugün bizi kırmadı. Geldi, şereflendirdi. Hafız, aynı zamanda Mevlid Bestekar, Mevlid Han. Özelliklerini saymakla bitmez. Biz programımız esnasında zaten hepsinden bahsedeceğiz. Evet, biz de kendisine çok saygı, sevgi duyuyoruz. Amir Ateş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu programınızın adı Okyanusta Damlalar diyorsunuz ama ben o damlaların içinde bir zerre olabilsem kendimi çok mutlu ederim. Estağfurullah hocam. Gerçekten öyle sevgili Talat. O çok önemli bir şeydir. Bir zerre olabilmek de şeydir. Biliyorsunuz zerreler bazen ışık şeyiyle görebilir. Her zaman görülemez. O kadar ufak, o kadar küçüktür ki biz o küçükten de daha küçük olduğumuzu addederek bu sizin güzel programınıza mütevazi katkımla inşallah ufak bir katkıda bulunabileceksem ne mutlu bana diyorum şimdiden. Estağfurullah hocam, varlığınız, eserleriniz yeter. Siz bir deryasınız. Estağfurullah. Ben uzun zamandır pek dışarılara çıkmıyorum hocam. Yani musiki olarak başka bir akademik dalda biraz çalışmalarımı yönlendirdim. O yüzden şimdi bakıyorum da önceden sizleri görürdüm konserlerde. Şimdi uzun zamandır görmeyince ben de bir heyecanlandım. Mutlu oldum sizi görünce. Çok teşekkür ediyorum. Ve şunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Musikimizi maalesef son zamanlarda çok ihmal eder olduk. Bunu hiç çekinmeden söylemek istiyorum. Zira musikimiz öyle güzel, öyle zengin, öyle engin ki bunun önemini anlatabilmek dahi çok çok zor. Musiki denilen nutku ilahi engin bir denizdir namütenahi. Bu engin denizin içinde sizin damlalarınızın içinde ben de bir zerre olmak isterim. Ki olabilirsem ne mutlu bana ve naçiz eserlerimi de sizin o güzel sunumlarınızla ve sevgili Talat'ımın güzel icrasıyla icra etmeye, okumaya çalışacağız inşallah. O zaman öyle başlayalım hocam. Güzel bir eserle, sizin bir eserinizle başlayalım mı? Memnun olurum. O zaman anons edelim Talat'cığım. Hangi eserle başlayalım? Arşivden gerçekten dinleyicilerimizin çok sevdiği, o kadar güzel bir eser ki o eseri bir filmden çektiğiniz zaman filmin anlamı bile kaybolacak kadar güzel bir eser. Birçok filmde kullanıldı hocam, bahsederiz isterseniz eserden sonra. Segah makamındaki bu muhteşem eserinizin ismini sizden rica etsek söz yazarımızla birlikte. Estağfurullah. Hocam isterseniz ben anons etmeye çalışayım. Güfte İlham Behlül Pektaş, beste Amir Ateş. Serap Mutlu Akbulut'un sesinden dinleyeceğiz. Ben seni unutmak için sevmedim. Bilmiyorum.
bekledim. Bekledim sabah akşam yolları. Ölmek istedim bir türlü. Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu? Kalp acı, dünya hüzün, gözyaş bu mu? Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu? Kalp acı, dünya hüzün, gözyaş dolu. Ne kadar duygu yoğunluğu olan bir eser ve icraydı. Ne kadar çaldık, ne kadar dinledik ama evet. Her dinlediğimizde ayrı bir heyecanı. Hocam siz bunu hüzzam mı düşündünüz, sonradan mı SGH çevirdiniz, nasıl oldu? Hatta nasıl bestelemek nasip oldu öyle soralım. Bunu Yalova'da bir tatil zamanımda askerden yeni dönmüştüm. Aşağı yukarı yarım saat sürmedi, 20 dakika içinde meseleden bir şarkıydı. Hüzzam diye başladım ama baktım SGH daha ağırlık kazanıyor. Bunu o zamanlar fotokopi falan yok. Aydın Gel kağıdı da orada 8-10 tane çoğalttım. Gün aşırı İstanbul Radyosu'nda günlerim hep geçerdi benim. Radyo mensubu değildim şey olarak ama bütün arkadaşlarım, sanatçılar, dostlar hepsi radyoda oldukları için iki gün radyoda görünmeyeyim telefon ederlerdi bana. Telefonlar şimdiki gibi şey olmasa dahi, mümkün olmasa dahi telefon eder. Nerede? Siz bak iki gündür, üç gündür seni görmüyoruz derlerdi, sağ olsunlar. Yıldırım Gürses olsun, Alaaddin Şensoy olsun, efendime söyleyeyim Serap Mutlu hanımefendiler olsun, Selma Ersüzler olsun. O bakımdan radyoya geldim. O çoğalttığım Aydın Ger kağıdıyla çoğalttığım Ben Seni Unutmak için Sevmedim eserimin notalarını birkaç sanatçıya verdim. Aradan birkaç gün geçti. Kadıköy'de oturuyorum o yıllarda. Sene kaç hocam? Sene zannediyorum 1960 60 başları ya 59 ya 60-61 o yıllarda. Tam şu anda şey yapamayacağım, hatırlayamayacağım. Dolmuş'tan indim. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden Kadıköy'e geldim. Kulağıma bir ses. Şimdi sen kim bilir nerelerdesin diye bir ses.
oraya tabiri caizse kazık gibi çakıldım kaldım. Orada hemen sol tarafımda bir restoran vardı. Böyle meyhanemsi bir restoran. Kendimi oraya atıvermişim. Hatta bu da hayrola abi meyhaneye girdiğimi görenlerden bazı komşularım. Yok içeriye bir girip çıkmam gerekirdi falan dedim. Allah sağlık versin, hayatta zannediyorum. Kendisi şu anda ama rahmi Sönmez Ocak. Evet. O kadar güzel rahmi icra etti ki. Ve mahalleye adeta giremedim ben. Çünkü o zamanlar bütün insanlar radyo dinliyor, televizyon yok. Hatta bekliyorlar işte bize Yensen Erdan şarkılar, Zeki Müren'den şarkılar, Münir Nurettin Yavaşçı'dan şarkılar diye. Saati bekliyorlar, zerre kadar saati kaçırmamaya çalışıyorlar, o programı kaçırmamak için. O zamanlar insanlar müzikimize karşı bu kadar duyarlıydılar. Ve ondan sonra şarkı şükürler olsun aldı yürüdü. Hocam şu anda da dikkatimi çeken bir konu var. O dönem popüler olan şarkılar günümüzde de dahil usul değişikliği olan, serbest geçkileri olan şarkılar pek fazla popüler olmamış. Yani saymaya kalktığımız zaman 3-5'i geçmez. Ve bu formda bir şarkının da ayrıca popüler olması da bir ayrı özellik diyorum. Sevgili Talat şöyle, işte ben deniz Mevlid Han'lık, işte hafızlık gönüm olması hasebiyle şükürler olsun zengin bir makam geçkisi içinde olduğumu ifade edebilirim. Hiçbir bestekardan, hiçbir şarkıdan alıntı olmayan, tamamen kendi öz duyarlarımdan meydana gelen bir eserdir. O nedenle. Zaten birçok eserimi de aynı şekilde yapmaya çalışıyorum. Gönlünüze sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Saadettin kaynağına baktığımız zaman orada da geçkiler çok fazla var ama yani tanınmış eserler de çok fazla. Evet. Yani tüm musiki açısından diyorum. O da hocam olmuştur ama. Öyle mi? Sohbet, nasihat hocam oldu o. Hmm. Eser meşke edemedim zira yatalaktı, rahatsızdı o yıllarda. Tanıdınız yani. Çok o da kendisi de hafızdı. Çok hizmet ettim. Kendisine kayışla çeşmesinden içme suyu götürürdüm 2-3 günde bir. Hmm. Koşu yolunda otururdu. Ben de Kadıköy'de otururdum. Kaynak Hoca çok sevdiğim, çok saygı duyuyorum. Beni de çok güven bir üstad idi. Allah rahmet eylesin. Mazhar oldum. Saygıyla anıyoruz. Hocam sohbet çok güzel. Şimdi aslında formatımızda bugün arşivden kullanacaktık güzel eserlerinizi. Ancak hazır siz buradayken, benim de kemanım yanımdayken, o güzel sesinizden böyle doğaçlama eserlerinizden hangisini bize icra edersiniz? Aslında ben soru sormayayım da bir istek yapsam. Yani tüm eserleriniz güzel. Son dönemlerde tekrar böyle ön plana çıkan bir şarkınız var. Sevenler hep ağlarmış Eylül akşamları. Yanar bağrın dağlarmış. Güftesi Nüket Ulaştır'a ait Muayyer Kürdi bir eser. Evet, evet. Bunu icra edelim mi? Tabii memnun olurum. Bu aynı zamanda da bir Kızıl Gonca'ya bestelediğim bir delikanlı yavrumuzun ablasıdır Nüket Ulaştır. Amir abi aşk olsun Mehmet için bir şarkı bestelediğinde niçin benim için bestelemedin deyince kızım sen dedim şairsin bir şiir yaz onu besteleyeyim öyle okuyalım dedim. Bu şarkının da bestelediği öyledir o şekildedir. Bir Kızıl Gonca'yı ben çok merak ediyorum. Daha evvel duymuştum yine bir konserde sizin ama çok farklı şeyler de söylenebiliyor. Kimisi diyor ki işte torununa yazdı. Kimisi başka bir şey. Doğrusunu burada öğreniriz inşallah. Evet bugün. Bunun Nüket'in kardeşi için bestelendim. 7-8 aylıktı. Hı hı. Çok tutuldu. Bundan evet. Daha güzel şarkılarım var dedim. Bu niye bu kadar tutuldu acaba diye düşünüp dururken bir televizyon programımızda bir bağlantı olur. O zaman ararlardı Avrupa'dan, İzmir'den, efendim Ankara'dan arayanlar olurdu. Avrupa'dan bir hanımefendi Melek Hanım teyzemin sevgili Peygamber Efendimiz için yazdığı şiiri bu kadar güzel bestelediğiniz için size teşekkür ederiz deyince düğüm çözüldü. Yazılışının nedeni sebebi oymuş, öyleymiş. O zaman daha fazla duygulandım. Evet hocam. Evet. Gönlünüze sağlık diyoruz. Thank you.
Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış. Çiçekler yaz bağlarmış, Eylül akşamlarında. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış. Çiçekler yaz bağlarmış, Eylül akşamlarında. Ne olursun kal gitme, beni sevginden etme. Sana hasret bekletme, Eylül akşamlarında. Ne olursun kal gitme, beni sevginden etme. Sana hasret bekletme, Eylül akşamlarında. Hocam gönlünüze sağlık. Talatçığım senin ellerine sağlık. Dilekçiğim teşekkür ediyoruz. Bestekarından dinlenince daha da bir değişik oluyor. Daha da farklı bir duyguyla dinliyorsunuz aslında. Ama sizin... onu Dilek kardeşimin sunumuyla daha farklı oluyor güzelliği.
Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Hocam bir şey soracağım. Bu yapmış olduğunuz eserleri tabii bir 50 seneden bahsediyoruz ama tabii ara ara böyle gazetelerin o zamanlar yarışmaları olurdu. Evet. Türk sanat müziği yarışmaları, beste yarışmaları. Büyük gazetelerin o zamanki. Onları göndermişsinizdir mutlaka. Ödülleriniz mutlaka vardır. Onlardan biraz bahsetsek. Ben hiç ilgilenmedim o şeylerle. Eksik olmasın sanat severler, sanatçılar. Ben seni unutmak istemediğim için yılın 10 şarkısından biri. Seni ben unutmak istemedim ki yılın 10 şarkısından biri. Sevilen 10 şarkısından biri. Ve Bir Kızıl Gonca'yı için de TRT'miz. Yılın şarkısı, 100 yılın şarkısı olarak diye eksik olmasın. Onu böyle vasıflandırdılar. Tevfik ve ilahilerim unutuyorum onları. Hakeza onların içinde çok... Hocam onları unutmayın. Onlar çok önemli. Onların yeri ayrı. Gerçekten çok önemli. Dileklerim unutmamak mümkün değil. Elhamdülillah yani. Yüzlerce değil binlerce eser. Bir ömür boyu yeter aslında ama... Çok şimdi eser oldu. Şöyle bir durum var tabii. Hocamızın tüm eserleri güzel ama günümüzde... Örneğin Seni Ben Unutmak istemedim ki... Harika bir şarkı ama bir flamenkocu arkadaşlar... O kadar güzel bir düzenlemeyle... Yeni nesil de Seni duydum. Ben Unutmak istemedim ki için bir hatıra... Birçok notanın üzerinde İlhan Behlül yazılı. Değil de benim, sözler de benim. Söz de sizin. Şöyle oldu. Güftede kimse yazmıyor hocam burada. Sözler de sizin. Şöyle oldu. Bir gün galiba Muazzez Abacı Hanımefendi plak yapacak onu. Beni aradılar. Ben işte sözler İlhan Behlül Pektaş Beste Amir'e tekstiyince İlhan Bey beni aradı rahmetli. Amir Bey dedi o sözler bana ait değil dedi rahmetli. Yakıştırılmış belki. Ondan sonra nasıl olur falan dedim ben. Hayır keseydi ben hiç unutmam dedi. Bir kelimemi dahi unutmam dedi. Eve gittim karıştırıyorum. Şeyde evde baktım. Ben seni unutmak için sevmedim şarkımı. Cevaben yazdığım bir güfte şiir demişim ben. Sonradan hatırladım tabii. O güfte de bana ait. Evet kayıtlarımıza da geçmiş oldu böylece. Bir saniye o zaman şöyle yapalım. Karşılığını verelim hemen isterseniz. Hemen dilekçi. Seni ben unutmak istemedim ki hem de çok güzel bir sesten gelsin. Beste ve Güfte Amir Ateş'e ait Nazan Sıvacı seslendiriyor efendim. Teşekkür ederim. Demedim ki uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın? Seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bir derdime bin der ekler miydim hiç? Bu sonsuz hasreti kalbime koydum. Bir ömür boyu ah çeker miydim hiç? Bana sen uzakta sitem ettikçe benim ümitlerim elimden tutmaz. O yalan sözlere sakın inanma. Seneler geçse de seven unutmaz. Seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bir derdime bin der ekler miydim hiç? Bu sonsuz hasreti kalbime koyup bir ömür boyu ah çeker miydim hiç? Hocam bestecilere böyle bazen soru sorarız bestekarlara.
sözleri ben yazmadım ki, ben sadece müziğini yaptım diye bir cevap alırız. Ama bakıyorum ki, görüyorum ki bazı güfteler size ait. Bu güfteleri kime yazdınız hocam? Elmana fi batni şair diyor Arap. Evet. Şiirin manası şairin gönlünde gizlidir, saklıdır. He. Evet. Şimdi buna ne diyeyim ben şimdi, cevap veremedim hocam. Geri alayım o zaman. Aslında bazen cevaba da gerek yok. Yine değerli bir bestekar büyüğümüz sadece yukarıyı gösterdi. Cevap ne kadar bu kadar güzel net. Bir şey. Hocam önemli olan size vermiş olduğu duygu tabii ki. Buna da şükür. Dilek, aşk öyle bir kavramdır ki anlatılamaz. Aşk ancak yaşanır. Aşkı sormak isteyenler maalesef doğru bir soru sorduklarını söyleyemezler aslında. Çünkü aşk anlatılamaz. Bambaşka bir kavram. Bambaşka bir duygu. Ona ne erişilebilir, ne tutulabilir. Ancak bazen yakalanılır ona. Yakalarsa insanı, o zaman feleğini şaşırdı da diyebiliriz insanların. O kadar ilahi bir duygudur o. Onun maddi duygularla, maddi anlamlarla ifade edilemez. Etmek isteyenler yanlış söylüyorlar. Onun için beynin bile önüne geçiyor hocam değil mi? Akılın bile önüne geçiyor aslında. Çok, çok. Çok değişik bir şey. Bir eserimiz de var. Ben Sende Yaradan'ı Sevdim. Zeki abimizin sözleri, evet. Tuncan'ın. Ya. Ne kadar güzel efendim. Dilekciğim çok güzel bir soru sordun ve tabii ki bu soru program yetmez. Ben de kemanım elimde sabırsızlanıyorum hocama, evet. Canlı eşlik edeyim diye. Ben de çünkü sabırsızlanıyorum. Çünkü bu, evet, eserleri mümkün olduğu kadar tamamını dinleyicilerimize sunmaya çalışacağız. Biraz arşivden, biraz canlı. Hocam anonsunu sizden rica etsek, varsa hikayesi. Evet, şimdi arz etmek istediğim şarkım sevgili Talat, sevgili Dilek, icatkar makamında oldukça esprili. Yıllar yılı uslanmadı. Bilmiyorum neyi arar. Gönül diyorlar adına. Şu göğsümde bir deli var. Şu göğsümde bir deli var. Al diyorlar alamam ki. Tut diyorlar tutamam ki. Sat diyorlar satamam ki. Şu göğsümde bir deli var, şu göğsümde bir deli var. Kış ortası yaz istiyor. Her an gülen yüz istiyor. Söylenmedik söz istiyor. Şu göğsümde bir deli var, şu göğsümde bir deli var. Bir deli var.
at diyorlar, atamam ki. Sat diyorlar, satamam ki. Tut diyorlar, tutamam ki. Şu göğsümde bir deli var. Şu göğsümde bir deli var. Kış ortası yaz istiyor, her an gülen yüz istiyor. Söylenmedik söz istiyor, şu göğsümde bir deli var. Şu göğsümde bir deli var. At diyorlar, atamam ki. Sat diyorlar, satamam ki. Tut diyorlar, tutamam ki. Şu göğsümde bir deli var. Şu göğsümde bir deli var. At diyorlar, atamam ki. Sat diyorlar, satamam ki. Tut diyorlar, tutamam ki. Şu göğsümde bir deli var. Şu göğsümde bir deli var. Gönlünüze sağlık hocam. Talatçı mellerine sağlık. Yine çok güzel bir eser. Az evvel düşündüm siz çalarken. Bu melodiyi nereden hatırlıyorum diye. Çok eskiden bunu çalmıştım ben sanırım. Çok da güzel bir melodiymiş ki kulaklarımda kalmış. Bir ara şöyle mikrofona yaklaşıp ben de eşlik edeyim istedim. Benim de aynı şey içimden geçti. Keşke yapsaymışız. Şimdi vallahi hocama da aynısını söyledim. Şimdi nazari bir eserle güncel formu yakalamak çok zordur ve hocamızın eserlerinde bunu görüyoruz. Yani içinde nazariyat da var ve modern günümüzün sound ve kompozisyonu da var hocam. Öyle olması lazım sevgili Talatçığım. Sen de çok çok iyi biliyorsun. Güzel besteler yapıyorsun. Eksik olmayın. Sağ olun hocam. Eğer yapılan eser gerçek manada şu gönülden bir şeyler katılabilerek yapılıyor ise o eser kalıcıdır, ölümsüzdür ve sık sık kendisini yad ettiren bir eser olma niteliğini daima üzerinde taşır. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden biraz bahsedelim istiyorum. Bir musiki cemiyeti olmaktan ziyade daha çok konservatuar niteliğinde olduğunu biliyoruz. Çoğu sanatçı orada yetişti. Hala da bir konservatuar gibi devam ediyor bildiğim kadarıyla. Siz de orada uzun zaman hocalık yaptınız ve devam ediyorsunuz, öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Evet, 1918 yılında kurulmuş. Yani 100 yılı aşkın, 104. 105. yılda neredeyse öyle bir cemiyet. Ben aşağı yukarı 40 yıllıkken cemiyete intisap ettim. Yani bundan 64 yıl önce oraya intisap ettim çocukluk çağlarımda. Üsküdar Musiki Cemiyeti gerçek manada sizin de söylediğiniz gibi konservatuvar hüviyetini nasıl taşıyor, saklıyor? Konservatörümüzün zaten tüzüğünün o ilk girişinde der ki şablon olarak Üsküdar Musiki Cemiyeti örnek alınmış bir ibaresi vardır konservatuvarımızda. Ne kadar güzel. Çünkü radyoların kuruluşunda 50'li yıllarda efendimizin eğer 10 tane enstrüman sanatçısı varsa 8'i Üsküdar Musiki Cemiyeti meşgulidir. Tabii. Ses sanatçıları da öyle hocam. O zamanlar pek konservatuar da yoktu ya hocam. Yoktu, evet, evet. O yüzden hani evet, Üsküdar Musiki Cemiyeti çok faydalı oldu. Bir isim saymaya kalkarsak. Hocam birkaç isim verebilir miyiz? İlk kuruluş yıllarında mesela çok değerli besteciler
sanatçılar vardı. Tabii mesela Selahattin Pınar merhumdan alalım. Özellikle sanatçılar. Şükrü Tunar, Zeki Arif Ataerkin, hocam Emin Onkan. Efendim ondan sonra Arif Sami Töker oranın hocamın öğrencisi. Efendime söyleyeyim. Tabii. Güneyt Orhun, Güneyt Kosal, Cahit Beksar, Hüsnü Anıl, Aka Gündüz Kutbay, Niyazi Sayın. Hepsi şöhretler karması hocam. Sadun Akçüt, Rıdvan Aytan efendime söyleyeyim. Avni Anıl, Şekip Ayhan Özışık, efendim Erdin Çelikol, Ahmet Özsan, Hayri Pekcan, İnci Çayırlı, Müzeyyen Senar. Bunlar tamamen Üsküdar Musiki Cemiyeti menşeli sanatçılardır. Peki hocam şimdi o dönemde tabii ki popüler olup da mutlaka cemiyete gelenler vardı ama sizin dernekte yetişip de bilinen isimler örnek verebilir miyiz? Bunlar tamamen dernekte yetişen. Dernekte yetişen. Evet, evet, evet. Hepsi. Ben yani, doğru mu anladım dedim ama yani biz... Cemiyete tabii, gelmiş gitmiş olarak saymıyorum. Sırf hepsi cemiyette yetişen sanatçılar. İşte son işte Ahmet Özhan, Bekir Ünlü Ataer, Esra İşöz, bu fakir. Tabii. Daha yakın alalım. Efendime söyleyeyim. Daha pek çok var yani isimleri. Hatta Tarkanlardan dahi söz edebiliriz. Evet, evet, evet. Tabii. Evet, evet. Türk müziği okuyordu o zamanlar bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Sonradan pop müziğine geçti. Çok biliyoruz. Çok isimler var. Çok isimler var. Hocam peki siz Mevlüt Han olduğunuzu biliyoruz. Hafızlık yaptığınızı biliyoruz. Uzun dönem hocasınız bir yandan da ama beste yaparken hem dini hem ladini besteler yaptınız mutlaka ama düşündüğümde hiç tasavvuftan bahsetmedik. Mesela tasavvufi yapmış olduğunuz eserler önce öyle mi başladınız yoksa daha sonra mı tasavvuf eserleri yapmak istediniz? Buraya da bir borcum var, bunu da yapmalıyım dediniz. Sevgili Dilek, hepsi tasavvuf gider. Şarkılarımız da tasavvuf. Öyle tabii yani bizim. Öyle ama. Evet, daha biliyorsunuz neler var, neler var, neler var. Pek çok hazin ilahi bir sesi var. Akşamüstü gün batmadan kıvaktın. Çözülmeyen ufukta manası var. Her an onu tefsir etmektir ahdim. Beni yakan tek üzünlü o sestir. Hasretiyle aşkı gelen nefestir. Gizlendiği ilahi bir kafestir. Sebebi ise içimdeki hevestir. Gönlüm onu, gözüm onu arıyor. Özüm onu, sözüm onu soruyor. Derinden içime bir his doğuyor. İşte o an kalbim sükun buluyor. Yetmiyor hiç. Billah bana geceler. Gündüzler de gece olsa niceler. Çözemem ben asla onu ne yapsam. Durmaz gönlüm teker teker heceler. Çalabımdan gelen ilahi aşksın. Çözül bana. Bir lahşacık olsun. İçim, dışım yalnız seninle dolsun. Çözül bana bir lahşacık da olsun. Bütün duygular gerek Türk sanat musikisi, gerek ilahi olarak dini musikilerin tamamı aynı özellikten, aynı güzellikle neşrolunan eserlerdir sevgili Dilek. Çünkü tamamen bunlar tasavvufun ta kendisi, ta içinde olan şeylerdir. Biraz evvel okumaya çalıştığım dizelerde naçizane bendenize ait ve çocukluk günlerimde yazdığım şey, şimdi bile manasını düşünerek hala çözemediğim mısralar, duygular var anlatmaya çalıştığım şiirin içinde. İlham gelince işte, ama işte böyle olur. Bütün bu eserler, bütün bu nameler, bütün bu melodiler, makamlar, o duyguların birer mahsulü olmaktan başka bir şey değildir. Hocam dinleyicilerimiz şimdi merak etmiştir. Hocamızın acaba bildiğimiz ilahisi var mı? Olmaz mı tabii ki? Biz biliyoruz şimdi mesela onların düşünceleri. Birkaç örnek verebilir miyiz? Mesela şöyle hemen daha zaten duydukları anda Amin Ateş hocamızın mı diyecekleri ilahiler. Mesela hocam. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzelken de güzel Muhammed. Yaşıyorsan gel şükret. Hiç doğmadan ölen var. İçimde bir dertli bülbül öter Yunus, ya. Yunus diye. Daha onlarca, elhamdülillah yüzlerce ilahiyenin de naçizane bestekarı olarak. Evet hocam, aslına bakarsanız biraz önce biz şarkıları söyledik ama yani ben daha henüz Adana'da çocukken sizin hep ekranlarda izleyerek, o ilahilerinizi hep dinleyerek
Bizler feyiz aldık, kulaklarımız doldu. O güzel gönlünüze sağlık diyoruz. Şimdi ben Deniz Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin naçizane başkanı olduğum gibi Mevlid Hanlar Derneği'nin de başkanıydım. Dilek kardeşim onu sormuştu bana biraz evvel. Evet. Ancak Mevlid Hanlar Derneği'mi bir sene kadar önce kapattım. Zira okuyan kalmadı, dinleyen de kalmadı, okutan da kalmadı artık. Tek tük böyle onun çok anlamlı bir eser olan Mevlid-i Şerif'in özelliğini, güzelliğini bilenler ayda yılda efendim bir defa Mevlid'i ya okutuyor ya okutmuyor. Ben günde 3 tane hatta 4 tane Mevlid'e yetiştiğimi hatırlarım. Şimdi senede 3 tane 4 tane Mevlid yok. Evet, ben tabii ki biraz hüzünlü olacak ama çok genç yaşta kız kardeşimi kaybetmiştim ve onun Mevlid'inde de hocam Allah razı olsun. Ya, Maltepe Camii'nde geldiniz, kırmadınız. Mevlid Han olarak da çok değerli Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek plaket alan son Mevlid Hanlardan biriyim. Ne mutlu hocam size. Allah razı olsun diyelim hocam. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Hem varlığınızla hem o güzel eserlerinizle. Bugün bizi gerçekten çok duygu dolu bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Peki canım, araya biraz şarkı arası mı desek Dilekciğim? Hocam bir eser verelim mi? Canım evet, kurban olsun senin yoluna diyelim mi aslında? Verelim, verelim. Ne dersiniz? Çok iyi olur Dilekciğim. Peki söz yazarı Yunus Emre, beste Amir Ateş, gazel Hafız İsmail Coşer'e ait olacak. Ya Resulallah. Thank you.
mecram felek, levh-u kalem, mesn-i nigahımdır. Aşkınla buradanlar gibi tütmekte bu kalbim. Aşkınla buradanlar gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Dilekciğim, harika bir program oldu. Hocamıza ve eserlerine evet, doyamadık. Evet. En kısa zamanda hocamızı tekrar davet edelim. Kesinlikle. Kendisi de bizi kırmazsa. Ne zaman isterse yine bekliyoruz tabii ki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür çabuk geçti ediyorum. Zaman bir şey anlayamadık biz evet, ama. Hocam. Adım Amir ama elifle değil ayınla yazılan, emreden değil. Emredele de amirim ben. Onun için ne zaman emrederseniz koşa koşa geliriz Allah'ın izniyle. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi onurlandırdınız. Yaşayan çok, efsanemiz. Aynen. Çok güzel bir hatıra oldu bizler için de. Size de takdim ederiz bu hatırayı inşallah en kısa zamanda. Sizler de birlikte programda bulunmak
o kadar güzel, o kadar sıcak, o kadar tatlı bir buluşmak ki bunun güzelliğini dahi anlatamam sizlere. Hocam bir daha geldiğiniz iki program birden çekelim. Neden? Dilekçem, iki program birden yapabilmek için çok önemli bir kişi gerekiyor. O da kim? Teknik yönetmenimiz. Evet. Bu programda gerçekten bizlerin sesini güzelleştiren, programımızı daha da süsleyen çok değerli dostumuz Hayrettin Özdemir'e de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel programlar çıkarıyoruz sayesinde. İnşallah hep beraber daim olur. Hocam, sizi de bekliyoruz. Ne zaman arzu ederseniz yine program çekelim. Bu çok kısa oldu. Biz de bir şey anlamadık. Biliyorum siz de anlamadınız. İnşallah en kısa zamanda beraber olalım. Ben de teşekkür ederim de. İki program birden diyorsunuz. Neye üç program birden olmasın? Tamam, hiç olsun. Onu Hayrettin Bey'e söylemeniz lazım. Hayrettin Bey'i zaten gördükten sonra ben evet. Üç değil, dört beş programda birden çekilebileceğim kanaatine vardım. İnşallah, inşallah. Evet, aynı zamanda bizim şefimiz Erol Doğu'ya da gitsin bu ricamız. Evet, eserlerimizi selamlar. Ona da yollamış olduk. Teşekkür ediyoruz bu güzel imkanlar için. Haftaya tekrar saatler 13'ü gösterdiğinde Okyanustaki Damlalar programında sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Efendim, ben Dilek Yüzler. Ben Talat Er. Haftaya 13'te Cuma günü tekrar beraber olmak üzere. Musikiyle kalın efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Okyanustaki Damlalar.